Çiçek. Aşılamada işte aşı ustamız falan gelince hafta sonları burada nöbet alarak satışlarda her türlü bir şeyde yararlanıyoruz. Evet. O bambaşka bir duygu. O duyguyu yaşamak çok farklı bir şey. Mesela bir anne yavrusunu büyüterek, geliştirerek, evlendirip torunu görmek gibi bir şey. Bu da kendi elimizden, kendi hani aşılama yapıp, göz aşısını yapıp, onun yaprağını, göz aşısını atması, onun büyümesi ve meyve vermesi. Bu duygu başka bir çeşit bir duygudur. Ve ileride işte torunlarımız, yaşlılar yaşlandıkça bizi anmaları, bizden hani şu kişi bu işte göz aşı yapması denmesi ve etraftaki şey dua almak çok farklı bir şey duygu. Aynı şey. Ödemiş'ten Yalova'dan meyve fidanı getirttik ve fidan satmaya başladık. O süreçte çiftçilerimizin bize geleneksel fidanlar sorduğunu, yani onu alırken işte demir elma yok mu, laz elması yok mu, laz armudu yok mu, işte hececül yok mu, eğrisap yok mu gibi yöreye ait fidanları, meyveleri sorduğunu dikkatimizi çekince biz de neden biz kendi meyvelerimizi çoğaltmayalım? Hem de kaybolmaya yüz tutmuşken tam da o anlamda Yalova'dan profesyonel aşıcılar getirdik. Meyve aşılamaya başladık. 2016 yılında başladık. 2016'dan bu yana 82 bin fidan aşıladık. Bunların tamamı köylerimizdeki yöresel meyvelerimizden aşılandı. İşte dediğim gibi laz elması, laz armudu, işte hurmalarımız, çikolata hurma, erik çeşitlerimiz, kiraz çeşitlerimiz. Bunları çoğalttık. Yaklaşık yanılmıyorsam bugüne kadar 60 çeşit bulduk köylerde. Bunları çoğalttık ve öncelikle Fındıklı'daki üyelerimize, daha sonra il dışında yaşayan hemşerilerimiz, Adapazarı'ndan, Sinop'tan, Türkiye'nin neredeyse bütün illerinden talepler oldu. Fakat bu taleplerin hepsi bizim Rizeli, Trabzonlu ve Artvinli hemşerilerimizden oldu. Yıllar önce buradan taşınmışlar, göç etmişler ama buradaki o laz elmasının rehası onların aklında, tadı damağında kaldığı için oralardan çok ciddi talepler geldi. Belki de bir 10 bin civarındaki fidanımızı şehir dışına kargoyla gönderdik. Bir 5 tır kadar Ordu iline fidan sattık. Dediğim gibi 82 bin fidanı aşıladık. Tamamı da büyümeden, büyümesine izin verilmiyor. Çünkü halkımız yerli ve geleneksel fidanlara, meyvelere çok ilgi gösterdi. 10-15 santim olduğunda bahçede durmuyor, satılıyor. O süreçte işte gördüğünüz arkadaşlarımızı istihdam ettik. 19 kadın istihdamı yaptık. Toplamda biz devraldığımızda 2 çalışanımız varken 23 çalışan çıkardık sayımızı. Bunların tamamı burada yaptığımız üretimle karşılandı. Çünkü odanın geliri 2 istihdama yeterliydi. Ama bu ürettiğimiz, arkadaşlarımızın ürettiği diyelim, onların eliyle üretildi bu. Biz sadece orkestra şefliği yaptık. Arkadaşlarımız üretti ve kendi istihdamlarını burada kendileri sağladılar. 30 bin metrekarelik bir bahçemiz var. 6 bahçeden oluşuyor bu bahçeler. Üçü anaç bahçesi. 2 tane meyve anaç bahçesi kurduk. Buralarda bahsettiğim kaybolmaya yüz tutmuş meyve fidanlarından yaklaşık 2 bahçede 300'ün üzerinde fidanımız var ve buradaki amaç da 100 yıl sonra, 50 yıl sonra işte Fındıklı'dan, Çayeli'nden, Pazar'dan, Artvin'den birilerinin laz elmasını, bu bahsettiğim çeşitleri hangi köyde bulurum diye aramayacak. Gidecek Fındıklı Ziraat Odası'nın anaç bahçesinden kalemini alıp çoğaltabilecek